Muhterem abilerim, ablalarım, hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni Asya Neşriyat olarak son çıkan kitabımız Hazreti İki Cihan Güneşi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam isimli kitabımızı bir taraftan tanıtırken öbür taraftan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın neden İki Cihan Güneşi olduğu ve Cenab-ı Hak hadisi kutsi'de ifade ettiği gibi levlak levlak lema halaktül eflak. Yani ey Habibim, sen olmasaydın ben kainatı yaratmazdım. Hadis-i şerifinin de gerçekten hakikati yansıtan, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıtan, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görevlerini, insanın da yaratılış amacını ifade eden mükemmel bir hadis-i şerif olduğunu da ifade etmekte yararlar. Yani onun üzerine duracağız. Cenab-ı Hak dünyamızı bir okul olarak yaratmıştır. Tabi bu okulun öğrencisi insan. Dünya bir okul ve bu okulun öğrencisi insan. Çünkü Cenab-ı Allah insanla diğer varlıklar arasındaki farkı şu şekilde ortaya koymuş. Diğer varlıklar öğretilmiş olarak dünyaya gönderilmişler. Yani diğer varlıkların görevi dünyada öğrenmek, uygulamak değil, doğrudan doğruya öğrendiklerini uygulamak. Yani bir arı daha annesinin karnındayken yumurtadan çıkar çıkmaz ne yapıyor? Öğrenmiş olarak geliyor ve gelir gelmez bal yapıyor. Diğer varlıklar da öyle. Örümcek arını dünyada yapmayı öğrenmiyor. O öğrenmiş olarak geliyor ve dünyada yapıyor. Ama insan dünyaya hiçbir şey bilmeden gönderilmiş. Amaç insan dünyada öğrenmeye muhtaç olarak gelmiş, öğrenme vazifesi. Onun için insanın görevi taallümle tekemmül. Bediüzzaman Hazretleri öyle ifade ediyor. Yani insan dünyada öğrenerek duygularını, kabiliyetlerini, aklını, ruhunu inkişaf ettirecek. Ve bu ne zamana kadar sürecektir? Beşikten mezara kadar. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuş. Beşikten mezara kadar ilim öğrenin buyurmuş. Hatta bir sahabi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Diyor ki ya Resulallah, ben diyor bir saat sonra veya bir gün sonra öleceğimi bilsem Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gidecek, Allah'ın rızasını kazandıracak en önemli ibadet olarak, en değerli ibadet olarak ne yapmamı teklif edersiniz? Neyi önerirsiniz dediği zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bilmediğin bir konuyu öğren. İlim öğren. O zaman sahabe soruyor, diyor ki ya Resulallah, ben diyor bir saat sonra öleceğim. Öğrendiğimi nasıl uygulayacağım? Uygulayacağı zaman bulamayacağım ki. Neden öğreneyim? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ilmin amacı uygulaması ahirettedir. Dünyada öğreneceksiniz, ahirette bunu uygulayacaksınız. Onun için beşikten mezara kadar öğrenmeniz lazım buyuruyor. Yani Cenab-ı Allah insanı dünyaya, dünyada kalmak için değil, ahirete hazırlanmak için göndermiş. Peki dünyaya bu şekilde gelen bir insan, ahirete hazırlanmak için ne yapması gerekiyor? Öğrenmesi gerekiyor. Neyi öğrenecek? Kendisini geliştirecek olan, cennete layık hale getirecek olan, cennette İstifade edecek şekilde kendisini geliştirecek olan bilgileri nereden öğrenecektir? Cenab-ı Allah onu işte peygamberler vasıtasıyla gönderiyor, öğretiyor. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben muallim olarak gönderildim. Diğer peygamberler de gayet tabii ki öyle. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, peygamberlere Cenab-ı Allah kitap gönderiyor. Yani ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam, Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a 10 sayfalık bir kitap vermiş. Bu yazılı bir metin değil, sözlü, ezber, hafızada olan bir metin.
Ve Adem Aleyhisselam bunu çocuklarına öğreterek, onların ihtiyacı olan şeyleri öğreterek ne yapmıştır? Bu görevini yapmış. Dolayısıyla insan da peygamberlerin gönderilen kitabı ne yapacaktır? Okuyacak. Yani insanlığın düzelmesi, ahlakının düzelmesi, inancının düzelmesi, kendisinin kemalata ermesi, cennete layık hale gelmesi için yapacağı şey nedir? Okuyacak. Onun için Kur'an-ı Kerim nazil olurken de ilk olarak Yüce Allah oku emrini ne yapmıştır? Vahyetmiştir. Dolayısıyla kitap okuyacak. Yani dünyayı bir okul olarak görecek. Burada Kur'an-ı Kerim'i okuyacak. Peygamberi dinleyecek. Ve peygamberin öğrettiği şekilde ne yapacaktır? O vahyi anlayacak ve uygulayacaktır. Peygamberlerin tabii ki görevleri arasında Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği gibi inna erselnake şahiden mübeşşiren ve nezira buyuruyor. Yani peygamberi Cenab-ı Allah dünyaya gönderdi de ona üç tane görev yüklüyor. Bir, şahit olacak. İkincisi nezir, yani korkutacak. Üçüncüsü de mübeşşir, yani müjdeleyecek. Şimdi peygamberlerin bu üç tane önemli görevi var. Ayet-i kerimeyle belirlenen. Tabi bu ne diyoruz? Bir tebliğ görevi diyoruz. Çünkü ve mealibüsü ile bela ayet-i kerimesi de ne yapıyor? Onun görevinin tebliğ olduğunu ifade ediyor. Şimdi bu birincisi şahit olacak. Peygamber neye şahit olacaktır? İnsanların imanına şahit olacaktır. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam ve diğer peygamberler kendisine inananlarla inanmayanlara şahitlik yapacaktır. Cenab-ı Hak yarın ahirette peygamberi şahit tutarak insanları ne yapacaktır? Sorgulayacaktır. Birinci görevi bu. İkincisi mübeşşir, nezirdir. Çünkü beşaretten önce nezir olma vasfı öne çıkıyor. Çünkü inna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira diyor. Yani müjdeleyecek. Neyi müjdeleyecek? Öldükten sonra ebedi bir hayat var. Dünya fani ama ahiret vaki. Cenab-ı Hak insanı fani, fena için yaratmamış. Ahirette ebedi bir saadeti ona ne yapıyor? Hazırlamış. Çünkü insan bunu layık. Dünya ise insanın mesul edebilecek bir mahiyette değil. Çünkü burası bir okul, bir eğitim yeri. İnsanın duygularını çok geniş bir duygu vermiş Cenab-ı Allah insana. Dünyaya sığmıyor. Muhabbeti dünyadan daha geniş. Hepsini içine alabiliyor. Öfkesi yine öyle. Diğer duygular da öyle. Dünya onu tatmin etmiyor. Niye bunu vermiş Cenab-ı Allah? Çünkü onu ebedi hayat için hazırlamış. İşte peygamberler ne yapacaktır? Ebedi hayatı müjdeleyecek. Oraya davet edecek. Bir de nezir korkutacak. Neyden? Cehennem azabından. Çünkü insan için en önemli mesele kendisini cehennemden kurtaracak ve cennet hazırlamaktır. Kurtarmak ve hazırlamak. Bu da peygamberlerin kendine getirmiş olduğu esasları, iman esaslarını ve ibadeti yapmakla mümkün. Onun için peygamberin tebliğ görevi arasında üç tane önemli unsur var. Yani tebliğ sadece bazılarının iddia ettiği gibi sadece duyurmaktan ibaret değil. Peygamberimiz ve diğer peygamberler Cenab-ı Allah'ın vahyini olduğu gibi saf bir şekilde insanlara aktardığı gibi bir de beyan görevi vardır. Beyan yani Yüce Allah'ın Kur'an-ı Azimüşşan'da ne maksat, hangi maksatla, hangi amaçla, ne isteyerek, rızası nerededir? Bunu ne yapacaktır? Açıklayacaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de anlaşılmayan ifadeler var. Yani insanların bir bakışta anlayamayacağı. Bunlar ne yapacak? Peygamber'e sorulacak. Peygamber de onu açıklayacaktır. Buna beyan deniyor. Bu açıklama tebliğ görevinin bir kısmı. Sonra bir de tatbik görevi vardır. Uygulama. Peygamber ne yapacaktır? Allah'ın emirlerini uygulayarak gösterecektir. Yoksa insanlar bunu ne yapacak? Anlayamayacaklar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği manalar, yani kelimeler, lügat kelimelerinin dışında, lügat manasının dışında literatür olarak, yani deyim olarak farklı manası vardır ki buna dini terim olarak ifade ediliyor. Mesela salat kelimesi lügatta dua etmek anlamına gelir. Ama salat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz olarak göstermiştir. Ve demiştir ki namaz, bakın salat nedir? İşte ben nasıl namaz kılıyorsam o şekilde kılacaksınız.
Yani rükûsuyla, tekbiriyle, tehliliyle, duasıyla, okumasıyla, hareketleriyle, secdesiyle, teşehhüdüyle bir ibadet şekli. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam onu ne yapıyor? Uygulayarak gösteriyor. Peygamberin tebliğ görevi bu üç manayı içerisine alıyor. Birisi eksik olduğu zaman tebliğ görevi olmuyor. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam olmadan, yani nübüvvet müessesesi, peygamber olmadan dini anlamak ve uygulamak mümkün değil. Şimdi Hristiyanlıkta biliyorsunuz ibadet yoktur. Neden ibadet yoktur? Çünkü Hristiyanlıkta peygamber yok. Onlar Hazreti İsa aleyhisselam, Cenab-ı Hak peygamber olarak gönderdiği halde ne dediler? Bu Allah'ın oğludur dediler. Haşa. Dolayısıyla Allah'ın oğlu olunca sünneti, yani uygulanacak bir sünneti yok. Sünnet olmayınca ibadeti yok. Dolayısıyla bu şekilde ne oldu? Hristiyanlık tarif edilmiş oldu. Yani İncil tarif edilmiş oldu. Halbuki dinin asıl kaynağı Kur'an-ı Azimüşşan'dan sonra nedir? Peygamberin uygulamasıdır. Çünkü Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Azimüşşan'da emrettiği şeyi nasıl uygulaması gerektiğini peygamberler ne yapacaktır? İnsanlara gösterecektir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun için buyuruyor ki ben nasıl namaz kılıyorsam siz de o şekilde kılacaksınız. Ben nasıl hac ediyorsam o şekilde hac edeceksiniz. Yine mesela zekatla ilgili Cenab-ı Allah zekat verin deyince zekat nedir? Sadakadan farklı bir şey. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu beyan ediyor, açıklıyor. Zekat diyor, malın 1/40'ından verilen Allah'ın emrine uygun şekilde verilmesi gereken bir mal türüdür. Kimlere verileceği, nasıl verileceği, hangi maldan ne kadar verileceği bu yazılı genelge şeklinde, yazılı bir şekilde valilere gönderilmiştir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın valilerine Peygamberimiz ne yapıyor? Bunu yazılı bir şekilde gönderiyor. Diyor ki koyundan şu kadar, inekten bu kadar, işte paradan bu kadar, ticaret malından şu kadar diyerekten bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıkça ifade ederek göndermiş olduğu genelgelerle sabittir. Dolayısıyla peygamber olmadan din olmaz. Onun için bakın imanın en temel esası olan La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelime-i şehadeti ve kelime-i tevhidi imanın ifadesidir. Kişi sadece La ilahe illallah demekle iman etmiş olmuyor. Çünkü La ilahe illallah davasını, yani tevhidi, Allah'ın birliğini insanlara anlatan, ders veren, onlara açıklayan kim? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeden tevhide iman etmiş olmuyoruz. Onun için La ilahe illallah demekle sadece kişi iman etmiş olmuyor, Muhammed Resulullah demesi lazım. Değerli misafirler, Bediüzzaman Hazretleri'nin ifade ettiği gibi kainatta en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra namaz gelir. Dolayısıyla peygamberlerin ve özellikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en önemli davası tevhid, yani Allah'ın birliğine iman. Cenab-ı Hakk'ı marifetullah noktasında tanıtmak. Yani Cenab-ı Hakk'ı nasıl iman etmeliyiz? Onu efendim nasıl ibadet etmeliyiz? Cenab-ı Hakk'ı nasıl tanımalıyız? Özellikle bunun üstünde ne yapıyor? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam durmuştur. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen vahiy de bakıyorsunuz yine imanı destekliyor. Yani Kur'an-ı Azimüşşan. Çünkü malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy 610 yılında gelmeye başladı. Miladi olarak 610 yılında. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 612 yılına kadar, yani 622 yılına kadar Mekke'de yaşadı. Şimdi Mekke dönemi yaklaşık olarak 12,5-13 senedir. Kur'an-ı Azimüşşan'ın da Mekke'de nazil olan ayetler ve surelerin tamamı 1/4'üdür. Yani Kur'an-ı Kerim'in 1/4'ü yaklaşık olarak 6000 ayetten 4000 ayeti Mekke'de nazil olmuştur. Peki Mekke'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz dışında herhangi bir ibadetle mükellef olmadı. Zekat emri yok. Hac emri yok. Cihat emri yok. Haram yasını mesela içki ve diğer şeylerin yasak edildiği söz konusu değil. Ahkama ait hiçbir ayet nazil olmamış.
Peki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de 13 sene neyi anlattı? Vahiy anlattı. Peki vahiy neden bahsediyordu? Cenab-ı Hakk'ın birliğinden, isimlerinden, sıfatlarından, fenalik tecellilerinden, yani doğrudan doğruya imanı anlatıyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelince, peki bu imani meseleler, imani ayetler bitti mi? Hayır. Çünkü iman ve hayat, ibadet hep beraberdir. Cenab-ı Hakk'ı tanıtan, tarif eden ayetlerden mesela اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمَارَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِآيَاتِ اللِّوِلِ الْاَلْبَارِ ve اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمَارَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفِلْكِلِ تَجِرِ فِي الْبَحْرِ diye geçen kainat sayfalarını yani Bediüzzaman'ın Ayet-i Kübra'da izah etmiş olduğu bu hakikatleri anlatan ayet-i kerime Medine'de nazil olmuştur. Dolayısıyla ibadetle beraber iman ne yapıyor? İman inkişafı devam ediyor. Çünkü Allah'ın ayetleri okundukça, bu ayetlerin kainat tecellileri düşünüldükçe, onun üzerine tefekkür edildikçe iman ne yapıyor? Artıyor. Çünkü Cenab-ı Allah buyuruyor ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنِلَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Yani Allah'ın ayetleri okundukça müminlerin imanı artar. Dolayısıyla imanda tekamül ne? Devamlı olarak var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam genellikle ne yapıyordu? İmani meselelerde insanları irşad etmeye, Allah'ın o ayetlerini açıklamaya çalışıyordu. Mekke'de iman bu kadar mükemmel bir şekilde anlatıldığı için Medine'de Allah'ın emirleri gelince uygulama konusunda sahabeler ne yaptılar? Hemen onu uyguladılar. Çünkü Allah'ı tanıyan, Allah'ı bilen elbette ona itaat edecektir. Ondan korkacaktır. Fakat kalplerde marifetullah yani Allah'a iman mükemmel şekilde yoksa o zaman o ibadet gayet tabii ki yapılmayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de bakıyorsunuz en çok üzerine durulan ayetlerden birisi mesela Ya eyyühellezine amenü takullaha hakka tukatihi. Ey iman edenler Allah'tan korkun şeklindedir. Yani Allah korkusu Allah sevgisinden önce gelir. Kur'an-ı Kerim'de hep böyledir. Allah korkusu kalplerde yerleşmeden sadece Allah sevgisiyle hareket etmek kişiyi günahtan uzaklaştırmaz. Neden? Çünkü yine Kur'an-ı Kerim'de açıklandığı ifade edildiği şekliyle Hristiyanlar ve Yahudiler diyorlar ki biz Allah'ın sevgili kullarıyız. Dolayısıyla Yüce Allah bizi seviyor. Biz de onu seviyoruz. Öyleyse Cenab-ı Allah bizi cehenneme atmaz. Sonra affedicidir. Gayet tabii ki affeder. Böyle düşünerek ne yapıyor? Günahlardan kaçınmıyor, sakınmıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın öğütlerinde daha çok Allah korkusu nazar edilmiştir. Niye? Çünkü Allah'tan korkan kişi ne yapacaktır? Allah'ın öfkesinden, cehenneminden kurtulmak için günahlardan kaçacak, ibadete yönelecektir. Havf ve reca dengesi ancak bu şekilde sağlanacaktır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah korkusu daha öndedir. Son zamanda mesela bakıyoruz, Allah sevgisini önceleyen, biz Allah'ı seviyoruz diyenler, Allah'ın rahmetine sığındığını iddia edenler, Cenab-ı Hakk'ın yasaklarından kaçmıyorlar, emirlerini de yerine getirmiyorlar. Fakat Allah'ın rahmetine güveniyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın bu konularda çok sahabelerini uyarmış, Yüce Allah da uyarıyor. Diyor ki, Kur'an-ı Azimüşşan'da, şeytan diyor sizi Allah ile aldatmasın. Yani Allah'ın rahmetini size göstererek sizi günahlara sokmasın. Çünkü Allah'ın rahmetini ümit ederek günahtan kaçınmayan gayet tabii ki tehlike içerisindedir. Allah korusun o durumda vefat ederse o zaman Cenab-ı Hakk'ın azabını hak ediyor. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kitabımızda tabii bu imani meseleleri öne çıkarttı. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını sadece beşeri yönünü, sadece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu olayları anlatmak, Peygamberimizi anlamak, anlatmak manasına gelmiyor. Peygamberimizin şahsını tanımak da peygamberliği, peygamberi anlamak manasında değildir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsını Mekke müşrikleri çok daha iyi tanıyorlardı. Akrabalıydılar ve peygamberliği çok iyi biliyorlardı. Ama o onların iman etmesi için yeterli olmadı. Peygamberi tanımak, peygamberin davasını, imanı anlamakla mümkün olur. Yani
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu iman hakikati anlaşılmazsa, Cenab-ı Hak bilinmezse, Cenab-ı Hakk'ın azameti kalplere yerleşmezse, Cenab-ı Hakk'ın azabı, cennet, cehennem, ahiret bilinmezse, o zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tanınmış olmaz. Peygamberi tanımak demek, onun davasını tanımak demektir. Peki iman, makbul olan iman nasıl bir imandır? O da tevhide imandır. Yani Cenab-ı Allah'ın birliğine, Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı şekilde, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği şekilde olması lazım. Peygamberimizin öğrettiği şekilde bir iman olmazsa bu iman Allah'a da makbul değildir. Çünkü Hristiyanlar da Allah'a inanıyorlar. Yahudiler de Allah'a inanıyorlar. Ancak sıfatlarında hata ediyorlar. Bu şirk oluyor. Şirkle karışık bir iman Allah katında makbul değil. O imandan sayılmıyor. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımak, onun davasını, onu anlattığı şekilde tanımak mümkün değil. İşte biz İki Cihan Güneş Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diye yazdığımız bu kitapta lise seviyesindeki öğrencilerimize bu manaları daha güzel bir şekilde vermeye çalıştık. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımak için onun davasını tanımak lazım. Dolayısıyla Peygamberimiz o davasını nasıl anlattı? İmanı nasıl insanlara öğretti? Ve bunun için nasıl mücadele verdi? Bunun üzerinde ne yaptık? Durduk. Bir diğer husus da dinin amacı noktasında. Şimdi din Cenab-ı Hak tarafından insanlara yol göstermek için gönderilen ilahi hakikatler. Dinin amacı dünyevi değildir. Dinin amacı uhrevidir. Yani ahirete yöneliktir. Çünkü peygamberlerin gelmesi, Cenab-ı Hakk'ın vahyine getirmesi, o vahiy hakikatler insanlara ahiret hayatını hazırlamak içindir. Yani iman saadet ebedi için lazımdır. Ama dünyevi karşılığı da mutlaka vardır. Çünkü ahiret için mücadele eden, yani ahiret için ibadet eden kişi Allah korkusuyla günahtan kaçan, doğruluktan ayrılmayan, iman eden, ahlakını güzelleştiren kişiler dünyada da gayet tabii ki onun faydasını görecektir. Yani yaptığımız iyilikler ahiretteki mükafat için yapılır, Allah için yapılır, ihlaslı bir şekilde. Fakat onun dünyevi karşılığı da mutlaka vardır. Peygamberler bunu önceleyerek ne yapıyor? İnsanlara bunu anlatıyor. Yoksa dünya hayatının saadeti için insanın zaten ihtiyaçtan dolayı gayet çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Kendi saadetlerini, yaşaması gereken ihtiyaçlarını temin ediyorlar. Bunun için yeni ihtiyaç yok. Din, dünya nedir? İnsan için yaratılmıştır. İnsanın asıl vazifesi nedir? Ölüm nedir? Öldükten sonra bir hayat varsa bu hayat nasıl bir hayattır? İşte bunları ne yapıyor? Ders veriyor. Yaratıcı kimdir? O yaratıcı nasıl bir varlıktır? Onun sıfatları nelerdir? Bunları ne yapıyor insanlığa? Ders veriyor ve insanlar ahireti yönlendiriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ahiret için çalışan Allah dünyayı verir. Ama dünya için çalışan ahireti vermez. Bununla ilgili ayetler de var zaten. Mesela kim diyor? Bakın Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar ayeti var. Bunun öncesi de var. Öncesinde diyor ki Rabbena atina fid dünya ve mâlehu fil ahireti halak. Yani Rabbim bize dünyadan mal ver, mülk ver diyene biz dünyada veririz. Ama ahirette onu helak ederiz buyuruyor. Ama Rabbim Rabbena atina fid dünya hasenet ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Böyle derseniz diyor bakın hem bize dünyada iyilik ver, hem ahirette ver, bizi cehennem azabından koru derseniz diyor, işte böyle dua ederseniz diyor, hem dünyada hem ahirette veririm buyuruyor. Yani dolayısıyla peygamberlerin öncelediği, öncelikli olarak insanlara anlatmak istediği şey, dünya hayatının faniliği, dünyaya bağlanmaması gerektiği, insanın dünya hayatı için yaratılmadığı, her yapılan, dünyadaki yapılan her amelin ahirette karşılığı olduğu şeklindedir. Mesela bakın, dini hükümler, ibadet hükümler biliyorsunuz, insanın fiilleriyle alakadardır. İnsanın fiilleri ise, yani yapmış olduğu davranışları, ya farzdır, ya haramdır, ya sünnettir, ya vaciptir, ya mekruhtur veya mübahtır. Mesela şu anda burada ne yapıyoruz? Bir
faaliyette bulunuyoruz. Nedir bu? İşte biz anlatıyoruz, siz dinliyorsunuz. Bu faaliyetin dindeki yeri nedir? İlim öğrenmektir. İlim öğrenmek nedir? Farzdır. Peki, komşumuza ikramda bulunuyoruz veya gidiyoruz, ihtiyacını karşılıyoruz. Beşeri ihtiyaçlarımız. Bunun karşılığında dindeki yeri mübahtır. Yaptığımız bir şeyi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun yapıyoruz. Bu nedir? Sünnettir de bu ibadettir. Ahirette bunun karşılığı vardır. Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapıyoruz. Mesela diyelim ağzımızda küfür çıkıyor. Veyahut da yalan söylüyoruz. Bunun karşılığı haramdır. Bakın ahirete karşılığı vardır. Veya bir arkadaşımıza, dostumuza ne yapıyoruz? Nasihatte bulunuyoruz. İyi şeyler söylüyoruz. Nasihat etmek nedir? Din emridir. Bakın burada ne yapıyor? Din bir emir ifade edilmiş oluyor. Yani kişinin dünyada yapmış olduğu her şeyin ahirette bir karşılığı var. Mesela ben talebelere bazen soruyorum. Diyorum ki, evladım yemek yerken yemeği sünnetlerini sayar mısınız? Tabii sayıyor. Yemeği sünneti, elini yıkamak, önünden yemek, işte ağzında lokma varken konuşmamak, besmele çekmek. Peki diyorum, yemeğin farzları nelerdir, onu söyler misiniz? Tabii bunu deyince öğrenci şöyle bir duruyor. Hocam diyor, yemeğin farzı var mı? Ya olmaz mı diyorum. Peki hocam biz bilmiyoruz, söyler misiniz? Diyorum ki evladım, öncelikli olarak yemeği helal olarak yemek, helalden yemek, helal gıda farz değil midir? Farzdır. Peki bu nimetlerin Allah'ın nimeti olduğunu bilip şükretmek farz değil midir? Farzdır. İsraf etmek haram değil midir? Öyleyse israf etmemek nedir? O da farzdır. Dolayısıyla bakın yemeğin 3 tane farzı var. Siz bu 3 farzına riayet etmezseniz, elinizi yıkamışsınız, önünüzden yemişsiniz, besmele çekmişsiniz, bir önem var mı? Dolayısıyla öncelikli olarak bakın Cenab-ı Allah'ın farzları ne yapılması lazım? İkame edilmesi lazım, yerine getirilmesi lazım. Nafileler ve diğerleri bu farzları tamamlayan şeylerdir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapıyor? Ders veriyor. Şimdi kitabımızda tabii Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatını bir taraftan anlatırken, olayları anlatırken bir taraftan da ne yapıyoruz? Peygamberin mesajını insanlara vermeye çalışıyoruz. Şimdi örnek olarak mesela burada Miraç olayının Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl anlattığını buradan okumak istiyorum. Tabi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç yoluyla biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın mülkünü, melekutunu gezdi. Geldi ve sahabelerine haber verdi. Olay güzel bir şekilde burada ifade ediliyor, anlatılıyor. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam akşam sahabelerine bu olayı anlattı. Akşam olunca Peygamberimizin evi sahabelerle doldu. Hepsi Peygamberimizin miracını tebrik etmeye ve anlatacağı şeyleri canı gönülden dinlemeye gelmişlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam onlarla yatsı namazını kıldı. Namazdan sonra Bakara suresinin son ayetlerini Âmine Resulü'yü okudu. Sahabeler ilk defa yatsı namazı kılıyor. İlk olarak bu ayetleri dinliyor ve ayetlerde geçen duayı içtenlikle yapıyorlardı. Çünkü biliyorsunuz 5 vakit namaz Miraç'ta farz kılındı ve Peygamberimiz ilk defa yatsı namazını ilk olarak o gün kıldırıyor. Ve Âmine Resulü nazil olmuştu Miraç'ta. Onu okudu, öğretti. Peygamberimiz namaz bitince önce okuduğu bu o ayetleri vahiy kâtiplerine yazdırdı. Sonra sahabelerine dönerek buyurdular ki kim bu iki ayeti yatsı namazından sonra okursa onun için yeterlidir. Yüce Allah bana bu ayetleri arşın altındaki bir hazineden vermiştir. Bunun benzerini bir başkasına vermiş değildir. Kim bu ayetleri dua amacıyla yatsı namazından sonra okursa gece sabaha kadar namaz ve ibadet sevabını kazanır. Hani Âmine Resulü diye. Daha sonra Peygamberimiz Aleyhisselam başından geçenleri anlattı. Cebrail'in gelişini, Burak ile Beytül Makdis'e gidişini ve oradan Miraç'a çıkışını anlattı. Sahabeler Peygamberimizi pür dikkat dinliyorlardı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh sordu. Ey Allah'ın Resulü, Yüce Allah'ın mülkünü ve melekutunu, cennet ve cehennemi gezdin ve huzuruna vardın. Biz kullarına ne getirdin? Ümmetine ne gibi müjdelerle ve hediyelerle döndün? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dişleri görecek şekilde tebessüm ederek güldü ve şöyle buyurdular. Size pek çok müjde ve beşaretler getirdim.
Evvela tüm ibadetlerin fiil listesi, bütün gök ehlinin meleklerinin ibadet şekli ve tüm mahlukatın ibadetlerinin hülasası olan 5 vakit namazı Yüce Allah size hediye etti. Kim 5 vakit namazı kılarsa, onun bütün büyük ve küçük günahlarını affedeceğini ve cennette saadet ebediye mazhar edeceğini vaat etti. Bununla cehennemden ebediyen kurtulacağınızın müjdesini getirdim. İkinci olarak, ümmetimden Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan yaşayarak ölenlerin büyük günahlarının bağışlanacağı ve şefaatimle affa mazhar olup cehennemden kurtulacağı müjdesini getirdim. Üçüncü olarak, okumuş olduğum Anne Resulü ile başlayan iki dua ayetini hediye getirdim. Kim bu iki ayeti her gün akşam yatmadan okursa onun için yeterlidir. Hazreti Ali radıyallahu anh sordu. Ya Resulallah, Yüce Allah size ne tavsiyelerde bulundu? Bize bildir ki biz de ona uyalım. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam buyurdu. Yüce Allah ile pek çok konuda sohbetim oldu. Sordum ki, Ya Rabbi, katında en üstün amel hangisidir? Katında en üstün amel hangisidir diye sordum diyor. Yüce Allah buyurdu ki, Habibim, katında tevekkül edip yalnız bana güvenmekten ve taksimatıma razı olmaktan üstün bir amel yoktur. Yani tevekkül. Cenab-ı Hakk'a imandan sonra biliyorsunuz en önemli mesele tevekküldür. Yüce Allah da öyle buyuruyor. Resulüm, benim sevgim, benim rızam için birbirlerini sevenler ve insanlar arasında sevgi ve muhabbet oluşturup birbirine bağlayanlar içindir. Gerçekten benim rızamı isteyenler ise insanlar arasında beni zikredip anarak, beni tanıtan, nimetlerimi sayarak benim sevgimi kalplere yerleştirmek için çalışan ve bu uğurda açlık ve sıkıntıya tahammül edenlerdir. Resulüm, mahlukatın en zahir olmak istersen kalbini dünyadan ve dünya sevgisinden boşalt. Yani kalbini boşalt diyor. Elini çek, eteğini çek demiyor. Yani dünya malını kalbine koyma. Kalbinde Allah rızası elinde işte olsun. Kalbinde dünyayı terk et ve bütün kalbinle ahirete yönel. Bakın burada verilen mesaj nedir? İnsanın dünyada tabii yaşıyoruz. Helal yoldan kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Gayet tabii. O da Allah'ın emri olduğu için ibadettir. Helal kazanç peşinde koşmak cihattır. İbadettir. Ama amacın ve hedefin ahiret olsun diyor. Dediğin amacı bu. E bunu peygamberler ne yapıyor? Veriyor. Biz de burada bunu vermeye çalıştık. Sordum ki, bakın peygamberimiz yine soruyor. Ya Rab, dünyadan yüz çevirip ahirete yönelmek ne demektir? Ya nasıl yapacağız bunu? Buyurdu ki, dünya nimetlerinin azına kanaat edip zamanın çoğunu benim zikrimle geçirmen ve dinim için çalışarak insanların bana olan imanını artırmaya ve benim kudretimi tefekkür edip hikmetimle, aklen ve ilmen meşgul olmak ve benim fikrim için çalışmaktır. Yani tefekkür ibadeti. Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini okuyacaksınız ve bunun manasını, kainat tecellilerini tefekkür edeceksiniz. İşte Allah'ın en çok sevdiği ibadet şekli bu. Ve Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz insana aklını kullanmaya efela yakilun, efela yetefekkerun, efela yetefekkerun, yetelebberun. Bakın bunu buyuruyor. Çünkü Cenab-ı Allah insanı diğer varlıklardan farklı olarak yaratmış. İrade ve akıl vermiş. İrade ve akıl hiçbir mahluka vermediği en değerli şey. Yani meleklere dahi bunu tam olarak vermemiş. Bakın insana vermiş. İnsanın özelliği burada. Dolayısıyla bakın insan kendi aklını kullanarak, iradesini kullanarak yönünü tayin edecek. E bu Allah katında en önemli bir amel. Niye? Çünkü verilmiş amacına uygun hareket ediyor. Sordum ki, Ya Rabbi, dünya ehli kimdir? Ahiret ehli kimdir? Yani kimler ehli dünya, kimler ehli ahiret? Yüce Allah buyurdu. Dünya ehli her yönünde dünyaya yönelmiş. Bütün arzusu mal ve mülk olan. Aile efradını da ona yönelten ve dünya için öfkelenen, azar razı olmayan, kötülük dokunduğu kimsenin özür dilemeyen, yani insanlara kötülük yapıyor, özür dilemiyor. Mazeret kabul etmeyen, ibadet tembel, günah işlemeye hevesli, eceli yaklaştığı halde uzun dünyevi emeller peşinde koşan, nefis muhasebesi yaparak kendini hesaba çekmeyen, nimete şükretmeyen, belaya sabretmeyen, herkesi hor gören, büyüğe saygısı olmayan, küçüklere acımayan, nefislerin arzusuna uyanlar nazarında akıllı, gerçek akıl nazarında cahil olan kimselerdir. Ahiret ehline gelince güler yüzlü, haya sahibi, kötülüğü ve başkalarına zararı az, iyiliğe faydası çok,
sözü ölçülü, nefis muhasebesi yapan, gönülleri daima uyanık, benim aşkımla gözleri yaşlı, dili zikrimle, gönlü fikrimle meşgul olan, nimetlerin öncesinde besmeleyle başlayan, sonunda şükürle bitiren kimsedir. İşte katında yüksek mevki sahibi kimseler bunlardır. Bunlar benden gayrı şeye gönül bağlamazlar. Az ile yetinirler. Süslü elbiseler ve dünyevi makam ve mevkiler istemezler. Kendilerini ölülerden bilirler. Bunların nazarında dünya dair eşittir. Ben de onlara cennet esareti bileği gibi nimetleri veririm buyuruyor. Sahabeler can kulağı dinlediler. Peygamber Aleyhisselam dediler ki ya Resulallah, dua buyurun da Yüce Allah'ın vasfettiği ve kendisine razı olduğu bu iyi insanların olalım. Ve Peygamber Aleyhisselam dua buyurdular. Şimdi tabi burada bu örnekle şunu ifade etmek istiyoruz. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği mesaj gayet tabii ki ahirete yönelik olarak, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yönelik olarak ve insanın duygularını, kabiliyetlerini geliştirmeye, cennete hazır hale getirmeye yöneliktir. Bu olmadıktan sonra sadece dünyevi amaçla dini meseleleri, dini dünya amaçına yönlendirmek, yani dinle dünyayı kazanmaya çalışmak dinin yasakladığı bir şeydir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam özellikle وَيْلُنْ لِمَنْ تَلَبَتْ دُنْيَا بِالْد۪ينَ buyuruyor. Yani din, hatta ilim dahi dünyevi amaçla yapılmaz. Ahirete yönelik olarak yapılır ve Allah'ın rızası için yapılır. Bunun tabii ki dünyevi bir sonucu vardır. Ama insan sadece dünyayı önceleyerek dünya için bunu yaparsa ahiretteki sevabından ve Cenab-ı Hakk'ın ona vereceği mükafattan mahrum kalır. Aynı şeyi yine yapmış olur. Ama ahiret için yaparsa gayet tabii ki dünyada da faydasını görür ama ahirette de Cenab-ı Hakk'ın vereceği mükafattan istifade eder. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam getirdiği mesajları bu şekilde anlamadıktan sonra Peygamberimizi anlamış olmayız. Ve Peygamberi tanımak da onun davasını tanımak şeklindedir. İşte tabii biz kitabımızda bunu vermeye çalıştık. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetini öne sürerek ya Allah affedicidir, sen nasılsa affeder, tövbe ederim sonra diyerek günaha devam etmektir. Yani çünkü gurur şudur. Gurur aldanmak anlamına geliyor zaten. Yani gurur kelimesi aldanmak manasını ifade ediyor. Herkes çeşitli şekillerde aldanıyor. Mesela ilim sahipleri ilmiyle gurura düşüyor. Yani diyor ki bu ilim beni kurtarır. Dolayısıyla benim ilmim var. Öyleyse bu ilim sayesinde kurtulurum diyor. Kendisini günahlardan çekmiyor. İbadete yönelmiyor. Bakın. O onun aldatmasıdır. Gururdur. İkinci bir zenginler mesela de yapmış olduğu hayır hasenatla, vermiş olduğu zekatla veya yaptığı hayırlarla ne yapıyor? Aldanıyor. Diyor ki bu hayır beni kurtarır. Kendisini diğer ibadetlerden, diğer sorumluluklardan çekiyor. Halbuki tek bir görevi yapmak, diğerlerini ihmal etmeye netice vermemesi lazım. Mesela diyelim ki ibadet eden zahitler zühd ve takvayı kendilerini ne yapıyorlar? Biz bu zühdümüz, takvamız, biz gece sabah kadar ibadet ediyoruz. Her gün oruç tutuyoruz. Öylesi bizi kurtarır diyerekten onları aldatıyor. Halbuki bunun yanında onunla beraber başka onun mükellef olduğu şeyler var. Nedir mesela? Diyelim ki ailenin geçimini sağlamak. Bu da bir ibadet, farz bir ibadettir. E kişi ailesinin geçimini sağlamayı, onları aç muhtaç bırakarak sadece ibadete yönelmesi onu kurtarmaz. Bakın o noktada ne yapmış oldu? O da aldanmış oldu. Yani dolayısıyla gurur dediğimiz zaman aldanma bütün bunları ne yapıyor? Kapsıyor. Tebliğ görevi 3 tane şey içerisine alıyor. Birincisi beyandır. Açıklama, yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin manalarını açıklamak. Beyan. İkincisi zaten Cenab-ı Hakk'tan gelen emirleri duyurmaktır doğru bir şekilde. Buna tebliğ deniyor. Üçüncü de tatbiktir, tatbik. Yani uygulama. Cenab-ı Hak namaz emretmiş, namazı uygulayarak gösteriyor. Zekat emretmiş, zekat uygulayarak gösteriyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tebliğ görevinin üç aşaması tatbik, beyan ve tebliğ. Üçü beraber tebliğ görevimiz oluyor. Yani bu yapılan ibadetlerin dünyevi karşılığı beklenmeyecek. Allah'tan korkarak, cenneti isteyerek, cehennemden sığınarak yapacak. Peygamber de mübeşşer ve nezir, yani ibadetlerin ahiretteki size olan müjdeleri şunlar. Yapmazsanız cezası bunlar diye korkutuyor ve müjdeliyor.